İşin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bundan böyle her hafta yine Serdar Bostancı ile birlikte size otomobiller hakkında teknik bilgiler vermeye, işin doğrusunu anlatmaya gayret edeceğiz. Sizlerden gelen sorular da tabii ki bizim konularımız için yön verici olacak. Sorular gelmeye başladı. Onlardan birkaç tanesini yine bu bölümümüzde cevaplayacağız. Cevaplayamadıklarımızı da ilerleyen haftalarda cevaplamaya devam edeceğiz. Bu haftaki konumuz yağ eksiltme. En çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Otomobil kullanırken aracımızın biliyorsunuz yağ belli oranda eksiliyor. Bu bir arıza mı, herhangi bir arızadan mı kaynaklanıyor yoksa normal bir süreç mi bu? Yağ eksiltmesi nedir, neye bağlıdır? Ben hemen Serdar Bostancı'ya dönüyorum. Evet Serdar Bostancı, sorumuz, daha doğrusu konumuz yağ eksiltme nedir? Bu bir arızadan mı kaynaklanıyor diye soracağım. Ama öncelikle merhaba. Merhaba. Geçen hafta açılışı yaptık. Bu hafta ise konularımızla işin doğrusuna başlıyoruz. Evet, özlemiştik. Biz de 2-3 aydır birlikte olamıyorduk. Yağ eksiltme, evet yağ eksiltme son derece normal bir şey. Nasıl araçlarımız kullanıldıkça benzini bitiyorsa, dizeli, mazotu bitiyorsa yağının da bir miktar eksilmesi normal. Ama tabii bunun doğru oranlarda, doğru miktarlarda olması. Bu da takriben 5000 kilometrede, 10.000 kilometrede yarım litre, 1 litre yağ eksilmesi normaldir. Bunun üzerindeki yağ eksilmeleri varsa bir arızaya veyahut yanlış bir yağ kullanımına delalet olabilir. Zaten araçların hepsinde karter havalandırması dediğimiz, yani motorun yağ olan haznesinin havalandırması mevcut. Yağ sirkülasyonunun daha iyi olabilmesi için. Dolayısıyla da bu yağ havalandırması esnasında yağın bir miktar buharlaşması son derece normal. Hep söylediğimiz noktaya geri döneceğiz. Eğer aracınızda üreticinin önerdiği doğru yağ kullanırsanız ve doğru mevsimlerde doğru yağlar kullanılırsa, yani kışın çok kalın bir yağ kullanılmamışsa, yazın kullanılması gerekenden çok daha ince bir yağ kullanılmamışsa ve aynı spesifikasyonlarda, yani araç üreticisinin önerdiği spesifikasyonlarda yağlar kullanılmışsa, yağ yakması dediğimiz, yağ eksiltmesi dediğimiz şey minimize olur. Bu da dediğim gibi 5000 kilometrede, 10.000 kilometrede yarım litre ile 1 litre arasında yağ eksiltmesi normaldir. Peki turbo artık günümüzde motorlara oldukça fazla entegre olmaya başladı. Çünkü küçük hacimli motorlardan daha fazla güç elde ediliyor. Hem ekonomi yapılıyor yakıtta hem de daha az karbondioksit salımı sağlanıyor. Turbonun kullanılması motorun yağ yakmasıyla nasıl alakalı? Turbolu motorlar daha mı fazla yağ eksiltirler eğer normal şartlarda kullanılıyorsa? Turbolu araçların çok az daha fazla yağ eksiltmesi normaldir. Hatta 20 sene 30 sene öncesi dönecek olursak turbolu araçlardaki en büyük problemlerden biri çok ciddi yağ eksiltmesiydi. Turbonun yıpranmasıyla, çünkü turbo motorunuz 3000 devir, 4000 devir dönerken turbo 30.000 devir, 40.000 devir, hatta 50.000 devir, dakikada 50.000 devir yapıyor. Eski teknolojide 20 sene, 30 sene önce bu kadar yüksek devirli bir aksamın yağ eksiltmesine mani olunamıyordu. Kısa zamanda keçe problemleri, yatak problemleri falan oluşuyordu. Ama bugünkü turbolarda artık neredeyse araçların %90'ının turbolu olduğu, dizel araçların %100'ünün neredeyse turbolu olduğu dönemde tabii ki turbodaki mühendislik gelişmeleri de çok daha üst noktaya geldi. Ama bir kural olarak konuşmak gerekirse, evet gerçekten turbolu araçlardaki yağ eksiltmesi normal atmosferik motorlara nazaran birazcık daha fazladır. Bu da normal olması lazım. Peki bu durumda yapmamız gereken şey ne? Aracımızı herhalde 5-10 bin kilometrede bir kontrol edip bu eksilen miktarı tamamlayacağız. Evet, bu yağ eksiltmesi ve yağ çubuğuyla yağ doğru bakılması da ne yazık ki hep yanlış anlaşılan veya yanlış yapılan bir konu. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki programlarda, hatta bir sonraki programda bir araç üzerinde detaylı olarak bunu anlatmak istiyorum. Evet, bu güzel bir detay olacak. Hemen seyircilerimizden gelen bir soruyu okuyayım ben buradan. Mehmet Ali Yanardağ yöneltmiş soruyu. Merhabalar, bende 1.5 dizel araç var. Motor yağı için hangisini önerirsiniz? Rolanti'de çalışırken çok titreme yapıyor. Neden olabilir? 3 silindirli olması avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Bakımını kaç kilometre aralıkla yapmam lazım?
teşekkürler demiş. Biz de Mehmet Ali Yanardağ'a teşekkür ediyoruz bu sorusu için. Evet, sıradan başlayalım. 1.5 dizel bir araç var. Motor yağı için hangisini önerirsiniz diye bize sormuş. Bunun cevabını alayım hemen, arkasından diğer sorulara geçeceğim. Bunun cevabı markalara, modellere, imalat yıllarına göre tabii ki bu motorlar için önerilecek yağlar değişiyor. Onun için ben buna birebir bir cevap vermek istemiyorum. İmalatçı aracın el kitabında ne yağ önermişse o kitaba bakarak, artık bugün dünya çok küçüldü. Buna internetten ulaşmak veyahut herhangi bir servise sorarak bu bilgiyi alabilmek mümkün. Ama tek söylediğimiz şey, önerilen yağ neyse onun dışına çıkılmaması. Ben de burada tedavi için, problemin giderilmesi için aman şu yağ kullanmayın da bu yağ kullanın, şöyle yapmayın da böyle yapın diye bir şey söyleyemem. Gerçekten önerilen yağ neyse onun kullanılması gerekiyor. Titreşime, vibrasyona yanlış yağ seçiminin sebep olduğunu düşünmüyorum. İkisi birbiriyle çok ilgili konular değil. Üç silindirli motorların avantajları, günümüzde bir sürü araçta üç silindirli motor kullanılıyor. Bu motorların avantajlarını hepimiz biliyoruz. Özellikle tork avantajı var ama ne yazık ki biraz vibrasyon ve sesli çalışma dezavantajı da var bu motorların. Dolayısıyla üç silindir olduğu için bunun normal olduğunu söylemek istiyorum. Bakımını kaç kilometre aralıkla yapmam lazım diye son bölümü sormuş. Orada da aynen üretici firmayı ve servisleri refere edeceğim. Üretici firma ne öneriyorsa onun yapılması gerekiyor. Evet, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Serdar Bostancı'nın yine daha önce anlatmış olduklarına istinaden. Bakım aralıklarında lütfen üretici firmanın, almış olduğunuz markanın, modelin özelliklerine göre hangi bakım aralığı öneriliyorsa ona uyun, onu geçirmeyin. Ama eğer aracınızı şehir içi trafikte, çok sıkışık trafikte kullanıyorsanız, kilometre yapmasa bile uzun saatler trafikte aracınız kalıyorsa, bu bakım aralıklarını biraz öne çekmenizde büyük fayda var. Aracınız hem yakıt ekonomisi anlamında hem de motor ömrü anlamında size geri dönüş sağlayacaktır. Eğer bakım aralıklarını bu şartlarda kullanıyorsanız öne çekmeniz büyük fayda sağlayacaktır. 15 bin bakım önerilen araçlarda 10 binde bakım yaptırmanın hiçbir zararı yok. Aksine faydası var. Onun da altını çizelim. Evet Serdar Bostancı, teşekkür ediyoruz. Bu haftalık işin doğrusunu burada noktalıyoruz. Haftaya görsel olarak anlatacağımız yine yağlarla ilgili bölümler olacak. Haftaya görüşmek üzere.